Sevgili seyirciler, Sezer 7 yaşında, onu bırakan annesini aramak üzere geldi. Biyolojik annemi arıyorum, merak ediyorum, beni niçin bıraktı sorularını sormak istiyorum dedi. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Bugün senin 3. günümüz. Evet. Önemli de bir gün. Çünkü bu sefer şunu söyleyebilirim. Sezer'cim, biyolojik anneni buldum. Teşekkür ederim hocam. Allah senden razı olsun hocam. Annen biraz sonra canlı yayında olacak. Önce bir Caner'i tek görmek istiyorum. Çünkü bugün sabah saatlerinden beri bölgede İknur Hanım'a ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Dün demiştim ki yani buldum ama bulamıyorum. Anneyi bulamıyorum. Benim için tam anlamıyla anneni buldum demek onunla seni kavuşturmam demek. Caner. Çok heyecanlı bir an bizim için. Peki 2-3 dakikamız daha varmış teknikten dolayı. Biraz sonra anneni canlı yayında göreceksin. Belki bir camın arkasında göreceksin ama seninle o anda konuşacak. Merak ediyor musun? Evet. Peki Caner abin karşında. Caner merhaba. Merhabalar Esra Hanım. Biz de çok duygulandık. Anne de ağlıyor. Buluştuğumuzdan itibaren anne ağlıyor. Bizi de çok duygulandırdı. Sezer birazdan annesini yıllar sonra görecek. Umarım yarın da programımızda annesiyle buluşup annesi çünkü şunu söylüyor Esra Hanım. Sezer'in kokusunu çok özledim diyor. İnşallah yarın da yan yana gelirler. Çocuğuna sımsıkı sarılır. Sezer de annesine sımsıkı sarılır. İnşallah. O kokuyu alırlar Esra Hanım. Anneyle ilk buluştuğumuzda annenin sana ilk sorduğu soru neydi? Esra Hanım anneyle ilk görüştüğümüz aslında biraz tepkiliydi. Çünkü yaşadığı sıkıntılardan dolayı biraz psikolojik olarak da kendini hazır hissetmiyordu. Ama burada olan mahallenin sakinleri var. Başta Çakır abi var, Murat abi var. Onlar da çok bize destek oldu İknur Hanım'la görüşmemiz aşamasında. Onları da kırmadı, bizi de kırmadı. Sizi de çok sevdiğini söyledi İknur Hanım. Sağ olsun. Ama ilk başta dediğim gibi telefonla görüşmek istemedi. Telefonda bile yüzümüze kapattı. Ama sonra dediğim gibi buradaki abilerimiz destek oldu. İknur abla yanımıza geldi. Yanımıza geldiğinden itibaren bile çok duygusal anlar yaşadık burada. Devamlı sürekli kendisi ağlıyordu. Peki Sezer'in İknur Hanım'ın beraber olduğu insan da burada Turan abi. O da Sezer'i aslında çok istediğini ama bazı şartlardan, olaylardan dolayı yanlarına alamadığını ama Sezer'e şunu söylemek istiyorlar Esra Hanım. Belki yayında söyleyemeyebilirler. Bunu ben başta söyleyeyim ki. Çünkü bu konuya da çok girmek istemiyorlar. Tedirgin oluyorlar. Sezer'in yanındaki arkadaşlarının Sezer'e zarar verdiğini, hatta programa çıkan, Sezer'le birlikte yayınımıza çıkan arkadaşı da Sezer'e aslında iyilik yerine kötülük yaptığını iddia ettiler. Bunu aslında kendileri söyleyecekti ama benden peki, rica ettiler bunu bu söylemem açısından. Bu konuyu biraz sonra konuşuruz. Eğer, hangi amaçla evet. Böyle bir cümle kurdular diye. Sezer hazırsan seni böyle alacağım. Evet. Şunu da şöyle alayım bir saniye. Şurada da durabilirsin. Hazır mısın? Caner, şu anda stüdyodaki evet. LED monitörün tam karşısında Sezer. Senin oraya adım atmanla beraber evet. 7 yıl önce onu bırakan annesini canlı yayında evet. ilk kez görecek. Sezer hazır mısın? Evet. Peki. Biz hazırız Caner. Tamam. Sezer hazır mısın kardeşim? Evet. Anneni çok özlediğini biliyoruz. Çok da zaman kaybetmek istemiyorum. Annen de içeride çok heyecanlı. Seni bekliyor. Şimdi seni annenle baş başa bırakıyoruz. Ben hiç görünmüyorum şu an için. Direkt kameraman arkadaşım Şükrü annene doğru gidiyor. Evet. Evet.
kolunuz. Sezer anne. Ne söylemek istersen söyle. Bunca ya da neredeydin? Ekrana bak, ekrana bak. Bakabilirsiniz. Hatta kaldırın isterseniz Caner. Tam monitörünün karşısında olursa gel, anne gel çok şunu daha abla rahat görür. Gel abla, gel. Gel İknur abla. Şükrü de televizyon arkasına dönsün. Evet. Şahane bir. Bak televizyona bakabilirsin İknur abla. Oğlun karşında. Yıllar sonra oğlunu görüyorsun. İknur Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Sezer'i nasıl buldunuz? Neler hissediyorsun? Konuşamayacağım. Neler hissediyorsun onu gördün yıllar sonra? İknur abla. Çocuğunu gördün yıllar sonra. Şu an televizyonda karşında gördüğün zaman neler hissediyorsun? Aynı mı? Çocukluğundaki gibi mi? Benziyor mu hala? Evet. Bunun kokusunu çok özledim demiştin. Evet, hala özlüyorum. Sana da çok benziyor. Ona söylemek istediğin şeyler var mı abla? Geri dön oğlum. Neden onu bıraktın abla? Bırakmak istemezdin tabii ki ama. Yok, bırakmak istemezdim onu. Elimdeki şartlardan dolayı oldu. İlk bıraktığında en son ne hatıranda var? Sezer böyle oturmak ister misin? Karşıdan da bakabilirsin. Belki daha iyi olur. Anne dedi sadece. O ilk günü bize anlatır mısın? Bıraktığın son günü İknur abla. Son günü hatırlıyor musun hala? Sezer'i bıraktığın günü. Evet. Neden bıraktın? Son sözün neydi Sezer'e? Durumlarım el vermediği için bırakmak zorunda kaldım. Son ne dedin ona bırakırken? Allah'a emanet ol oğlum. Bakacak gücüm yok dedim. O sana bir şey dedi mi? Bırakma beni anne dedi. Sarıldın mı ona? Çok. Bir şey söylemek ister misin? Bana bakmasını istiyorum. Bunu annene söyle. Tamam. Sen istediğin duygularını ifade et diye bak annen karşında. Ne istiyorsun annenden? Anne de. Beraber yaşamak istiyorum seninle. Beraber yaşamak istiyorum. Gel annem, her zaman kapım sana açık. Beni bıraktın hep pişmansın inşallah. Evet, çok pişmanım annem. Geri dön evine. Gel otur abla, biraz. Biraz kötüleşti İknur abla. Gel tabii, abla, gel böyle oturtalım, gel İknur abla. Oturduğun yerden gel konuşalım. Gel Caner. Evet, bu şu an Turan abi de çok duygulandı. Esra Hanım, Turan abi. Kimdir Turan Bey? Bey'i de göstermek istiyoruz. O da İknur Hanım'ın şu an beraber olduğu insan. O da çok duygulandı. Evet. Turan abi neler hissediyorsun? Turan Bey, konuyu biliyor muydun? Size İknur Hanım bundan bahsetti mi? Bir oğlu olduğundan bahsetmiş miydi size İknur Hanım? Evet. Hiç tabii demediniz mi oğlunu bulalım, oğlunla görüşelim? Görüştük. Görüştünüz mü? Anlat abi neler yaşandı? Bunca zaman bir anne çocuğundan ayrı kaldı. Siz de onunla birliktesiniz. İknur Hanım neler yaşadı o yıllarda? Oturduk, çay içtik, danıştık.
İknar'ın oğlu hiçbir zaman atmadı. Turan abi, şu an şunu sormak istiyorum. Ne, şu an neden ağlıyorsun? Neden bu kadar duygulandın? Sizin de çocuklarınız var değil mi? Evet. Peki bir anne çocuğundan ayrı kaldı senelerce. Neden baskı kurmadınız? Çocuğunu yanına alalım, yanımıza alalım. Yok, hep teklif ettim. Hep teklif ettim ben. Neden İknur Hanım istemedi Sezer'i? Niye istemedi? Durumum yoktu diye. Maddi durumlarımız yoktu diye. Sana fazla yüklenmiyorum dedi. Bu bir sebep mi maddi durumun olmaması? Bir çocuk için bir sebep mi? Çocuk sokağa atılması için. Yok yok, öyle bir sebep yok. Ben İknur Hanım'a dönmek istiyorum. Siz İknur Hanım çocuğunu almak isterse. Tabii tabii Esra Hanım. Sormak istiyorum Esra Hanım. Çünkü biz saatlerdir burada vakit geçirdiğimiz için sormak istiyorum. Tabii. Turan abi, İknur Hanım çocuğunu yanına almak istiyorsa sizinle beraber yaşıyor. Siz Sezer'i kabul ediyor musunuz? Kabul eder misiniz? Tabii ki. Bir evimiz var gördüğünüz üzere. Ya, harabe bir ev. Orayı da yarın seyircilerimize o evi de göstereceğiz. Çok harabe bir ev içinde İknur Hanım yaşıyor. O eve Sezer'i alır mısınız? Tabii ki. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.